Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunu videosundan hepinize selamlar. Bugün yine tadımlık böyle çıtırlık bir korku oyunuyla karşınızdayım. Böyle çıtırlık demeye bakmayın, muhtemelen yerimizden zıplatacak bize. Oyunumuzun adı Find Yourself. Lafı çok uzatmadan oyunumuza giriş yapalım, çok heyecanlandım oyun için. Çünkü ben bu yapımcının birkaç oyunu oynamıştım arkadaşlar. Kanalda videosu var, Locktop videosu olsun şey olsun. Emika Games diye zaten burada kendilerini tanıtıyorlar. Çok kaliteli oyun yapıyorlar gerçekten. Böyle 40-45 dakika sürüyor oyunlar genelde fakat çok iyi yapıyorlar. Hey başlamış, tamam başlamışız. Kapatalım. Ama bak kapatalım yani. Daha menüdeyken yapıyorsam bunu, menü demeyeyim onu da anlamadım ki. Evet arkadaşlar, güzel bir tanıtım hazırlamışlar burası için. Hani altına sıçmadan önce bil diyor, şifre falan koştuğunu bil diyor. Ha bununla giriyoruz, okey. Oğlum ne oluyor? Biri bana anahtar verdi muhtemelen ama ben onun verdiği anahtarı nasıl alacağım şimdi? Bari delikanlı gibi çık. Çıkma lan, tamam oğlum dur, hemen niye çıkıyorsun? Bir şey diyeceğim, bir şey dolanıyor gençler, onu hissettiniz mi? Oo. Bak 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 bak. Ulan daha yeni başladık. Direkt kafa yedirtmelik başladı oyun ya. Anlamsız. Reis daha yeni başladık. Ağzını yüzünü şeklini şemalini kaymış böyle. Yamuk yumuk bir şey olmuş ya. Ama bunu beklemeliydim. Çok basic bir mind game'di. Yani benim gibi korku dizi. Ha? Korku gerilim filmlerini bitiren biri için çok basit bir mind game'di. Yememem lazımdı bunu. Galiba treni alınmışız arkadaşlar da bir şey göreydik keşke. Evet merhaba arkadaşlar. Among Us oynayacakmışız arkadaşlar. Among Us diyor. Şimdi ortam bir Busan trenini anımsatmadı değil bana. Ama bu bebek arabası ne alak... En nefret ettiğim şey, en nefret ettiğim şeylerden birisi bebek ağlaması ya. Onun avradını. İnşallah bebeğin annesi o değildir yani hani. Oğlum bir kötü oldum lan. Ha? Aha bir şey diyeceğim, buradaki bebek arabası da gitti. Buradaki bebek arabası da... Ananı atlarım, anana atlarım, yapma. Oğlum şu yakınlaştırmayı da yapmışsınız var ya, o kadar kötü olmuş ki niye yakınlaştırabiliyoruz ya? Anlınız. O ne oğlum, neyini gösteriyor? Çökünü göstererek kaçtı, al bunu yediği anasını satayım. Oğlum treni yiyor lan. Çok kötü başladı. Harbiden treni yiyor galiba. Çiziyor böyle şey, anladınız değil mi demek istediğimi? Pençesiyle treni çiziyor. Oyun şu an hiç hoş ilerlemiyor çünkü tek bir alandayız. Ve yapmam gereken şeyler sınırlı. Evet arkadaşlar, tek bir alandan çıktık. Galiba geçmişe gittik. Tamam tam anlamamakla beraber bu yapımcının tarzı hep aynı oluyor ve gerçekten her seferinde de altıma sıçırtıyor yani. Hani helal olsun ya. Ya hocam kapı da açılmıyor ki, hani bak gölge var orada. Yemin ediyorum ki gölge var orada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, o ne lan? Yatağın altında ne var diyor anan. Yatağın altındaki ne olabilir acaba? Hırladığına göre, böyle pençesi olduğuna göre at anasını satayım. Ne olabilir ki yani? Oğlum İbo sen misin? Çıkar maskeyi. Bak ağzını yüzünü kırarım yemin ediyorum. Şimdi buna yakınlaştırarak baksak diyeceğim. Ananı! ...45 dakika oyun yaparız adam, her dakikaya bir bir şey koyar yani, anladın mı? Buraya ip gelmiş arkadaşlar, kendimi boğayım rahatça diye. Evde ustalar var, tadilat mı var evde? Çık açın da ben de şey yapayım. Aa, ne oldu lan? Geri buraya geldik. Bir şey diyeceğim, bu bana valizlerini al da git mi diyor acaba, anlamadım ki ha? Oyun tüylerimi diken diken ediyor ya. Tamam, haç işaretini ha. Onu alınca ne oldu? Burayı bana saldı. Ya bak, tamam. Evde hoş değil de şu an yani bir tren koridorunda kalmam hoş mu peki arkadaşlar sizce? Veriyorsun. Bir an bebek oturttular sandım buraya, biliyor musunuz? O bardakları bebek sandım yani, hani şu anki mental durumumu siz özetleyin yani.
Oğlum bu kim? Ananı s***. Yok yok yok. Bebeğini ben almadım. Kur'an çarpsın ben almadım. 22 yaşında adamım. Evde tekim diye şu oyundan korkuyorum şu an. Ama hiç yani yaşımla hiçbir alakası yok. 40 da olsam yine korkarım muhtemelen. Aha kapı açıldı. Ha yok bir şey söyleyeyim. Nunus. Daha yeni geldin. Daha korkmam ki ben senden. Daha yeni geldin yani kusura bakma. Şöyle biraz gerildik mi? Kapıyı açtı, kapıyı açtı. Şurada da biri var. Arkadaşlar şurada biri var. Şu kahverengi bavulu fırlattım var ya Kur'an çarpsın kafasını içeri sokarım. Bir korum onun. Var ya bak size anlatamam ama işte oyun izin vermiyor. Oyun izin... Kolay. Orospu'nun oğlu. Allah Allah ya. Abi ona demedim. Memeleri iyiymiş. Ona demedim ya. Şey benim arkadaş var da evde bizim. Rahatsız edip duruyor beni. Bir oyun oynatmadı. Bir oyun oynatmadı şerefsiz biliyor musun? Arkadaşlar bunlar onun şeyi. Anladın bodyguardları. Bodyguardları hani. Bunlardan bir tanesi saldıracak. Hangisini saldıracağını hep beraber tespit etmeye çalışalım. Kafası olmayan spitik sıkıntı. Şu an elime almalık bir şey arıyorum ama zaten az önce aldık. Yani çok güzel bir şekilde aldık az önce. Şunu alabiliyor muyum? Lan İbo ne yapıyorsun lan? Lan var ya her oyunda da karşıma çıkmasan olmuyor anasını satayım ya. Step Pro I'm Stuck diye sıkışacak gibi hissediyorum bak. Şu kapıyı açmak için bir şey lazım diyor da işte lazım olan şeyi bulamadım bir türlü. Hah bu mu? Allah. Şükürler olsun bir şey bulduk da. Hah şimdi şey anahtara ihtiyacım var diyor. Ya sen burada değildin ama ya. Sen burada değildin. Ablacım bir dakika. Yavaş yavaş Ölümcül Labirent'in ikinci filmine döndü ya. O da böyle bir trende başlıyor ya. Aa o ne? Yanlış anahtar mı aldım? Lan ne bileyim hangisi doğru? Pü ananı ne bileyim hangisi doğru ya? Bak bunda da vardı. Neye göre kesin bu kesin bu. Bundayken saldırışa geçtiğine göre kesin bu anahtar. Aha. Aldım. Hata vermedi. Bak arkamdan bir şey hohluyor. Yemin ediyorum hiç etik değil bu yaptığınız. Zaten altıma sıçıyorum. Ne de çirkin sesim var Allah'ın belası ya. Hah. Tamam. E sen de yeter artık vuracağım. Ananın götü. Ananın götü. Buradan bir şey fırlayacak bana. Aç şunu aç. Gülme ananı atlarım. Gülme ananı atlarım. Gülme. Hah yine bok gibi bir yere düştük hadi bakalım. Bodrum'da doğmuşum bir de. Çok güzel. Çok güzel yani her şey normal. Şu an beni Bodrum'da doğur. Aynen. Bir de burada buna testere bisikleti gibi bir şey koymuş. Nereden korku kanal oldum anasını satayım. Keşke Minecraft videoları çekseydim ya. Arkadaşım ama sen bana hiçbir uyarı göstermeden bana yaptığım şeylerden beni yargılayacaksan yani hani böyle bu yobaz oyun ya. Odasında canavar görmüş. Annesi buna inanmamış. Ve bunu basement'a kilitlemiş. Bodrum'a kilitlemiş. Ne manyak bir şeysiniz anasını satayım ailecek. Sen niye canavar görüyorsun? O niye seni canavar görün diye bodruma kilitliyor? Hani bir psikoloğa falan mı gitseydiniz? Seni niye bodruma kilitliyor canavar gör? Bak konuşma, bak konuşma öyle fısıltılı fısıltılı. Aa! Nasıl oluyor bu? Bir şey diyeceğim, bu nasıl oluyor abi? Bak böyle yaptığın zaman kayboluyor. Buradan geri geliyor. Odanın çok ilginç bir şey... Şifresini çözdüm galiba arkadaşlar odanın. Şuraya kavga çıkarsa dayak atmam için bir levye mi koydu, bir şey koydu. Ha, oda da değişti diyorsun. Anladım, tabii, tabii. Anam, şu geçiş efektleri daha korkunç yemin ediyorum ya. Ha, okey. Bay bay, ben yani üst kata çıkmayı tercih ederim. Şaka bir yana merhaba, ey ahali. Yemin ediyorum arkaya doğru hık diye gideceğim şimdi. Hocam şuradan bir sıyrılsam bak orada bir şey saklıyor gibisiniz ya. Yani buraya yemek koymuş sanırım bu yemek. Çocuğu böyle mi beslemiş artık ne yapmış bu manyak kadın bir şeyler yapmış ama. Ay senin de ananın da nerede lan o kadın. Çık lan dışarı. Aha. Bu top var mıydı burada? Ananı avradını. Ananı avradını vallahi beni duydu. Beni duydu çık lan dışarı dedim.
Oğlum o ne, Slenderman mi geldi eve anasını satayım. Bak bu sefer bu ne olmuyor, bu ne olmuyor bak. İskelet kardeş, shoulder pick'le çıkıyorum. Ananı sikeyim. Kodumun iskeleti ya. Hep o yaptı, kesin o yaptı, biliyorum ya. O ispiyonun adı beni, gerçekten biliyorum arkadaşlar. Fırça darbeleri görüyorum bir tık orada. Orada bir tık fırça darbeleri görüyorum. Bu kağıdı zaten okumuştuk. Hepsi bir şakaymış aslında, değil mi? İbo bacağını kırarım İbo. İbo bacağını kırarım bak. Her işin altından sen çıkıyorsun. Her işin altından sen çıkıyorsun. Güleyim mi, ağlayayım mı? Ne yapayım hani yani şu an? Allah Allah. Arkadaşlar bir an önce şu oyunu bitirip olup gidebilir miyiz rica etsem? Yani çok fazla argo kullandığım için çok özür diliyorum ama. Yoksa kafayı yiyeceğim hani. Sürekli sağdan soldan bir şey çıktığı için. Ya senin de ananı şimdi, vur şuna tekmeyi, yık şuna. Bu yapıyor, her şeyi bu yapıyor ya. Oğlum ne zaman bir şey atar yapsam, niye benim başıma bir şey... Nanız. Abo it geldi lan. Pennywise kardeş. Bunu mu izleyeceğiz? Hocam bunu mu izliyoruz? Feneri bir kapat bakayım. Oğlum onun kafasında bıçak mı var lan? Levent Kırca gibi ne yapmış bu anasını satayım. Anam oradan beni görür mü lan? Görmez görmez görmez. Şimdi bir şey diyeceğim lan, ne yap? Bunu mu bıçaklayacağım anasını satayım? Üçüncü sayfa haberi gibi oyun mu olur lan? Bence bunu bıçaklanmayacak. Yani buna bir şey olmaz zaten. Funhouse Massacre filminde böyle bir ayı var arkadaşlar. Onu andırdı adam bir tık. Yani sürekli böyle filmlerden bahsetmem sizi rahatsız ediyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar hani şimdi konuya gelecek olursak da hiç hoş şeyler olmuyor şu an. Siz de fark etmişsinizdir onu muhtemelen. Bu beni niye gördü diye de sorduğunuzun farkındayım. Allah'tan hani yavaş. Peki benim burada işim ne hocam? Hocam işimi anlayamadım da bayağı loop atıyorum ben şu an bununla. Kanka salak mısın? Ha anladım. Tamam. Olayı anladım arkadaşlar. Buraya fuse koyacağız da şimdi bu beni bir kere görünce bir daha gitmiyor mu peşimden? Hiçbir türlü kaybettiremiyor muyum? Eğer öyle bir şeyse Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun arkadaşlar. At kardeşler yardım edin, bir şey yapın. Oğlum bu sizi de zorla çalıştırıyordur burada ya. Aa kurtuldun mu lan? Lan yine mi sen? Bir dur anasını. Yine bunu yollamışlar ya. Bu mezar herhalde benim mezarım mı acaba? Çocuğum mezarım hani. Neyse dur, izimizi kaybettirdik galiba. Ben şimdi oradan sigorta mı aldım, sigorta mı soktum onu da tam anlayamadım da yani. Güzel kardeşim sana da bir şey diyeceğim yani, ya alınmazsan eğer ananı s**eyim senin yani hani. Alınmazsın diye tahmin ediyorum da. Beni bir salarsan oyun, öldük. Ha ölmedik lan. Buraya çıkamıyor mu bu? Bir şey diyeceğim, bunlara çıkamıyorsa şahane olur bu arada ama. Şimdi ne oldu, bir dakika. Ne oldu ben size söyleyeyim, öldük. Ne olduğunu ben size söyleyeyim, öldük. Ya bunun beni fark etmemesi lazım sanırım ya. Bak şimdi çok sakin oynayacağız burayı, tamam mı arkadaşlar? Burayı çok sakin ve uzaktan oynayacağız. Çünkü anladığım kadarıyla görüyor bu şerefsiz bir şekilde. Güzergahını bir ezberlememiz lazım, tamam mı? Bak şöyle izleteyim ben size o ayıyı. Ortam çok ürkünç ve çok iyi bu arada. Çok severim böyle ortamları. Tamam bu tarafa geliyor. Sonra ne yapıyor? Bizi buradayken gördü işte. Sonra geri mi gidiyor? Sonra geri gidiyor anladığım kadarıyla. O sırada şöyle... Bıçağı tekledik arkadaşlar, tamam mı? Tamam sonra şimdi bir dakika. Ya kanka bir... Koştum diye mi duydun gördün şu an beni? Arkadaşlar bir dakika, yine hemen hızlı bir şekilde izimizi kaybettirmemiz lazım. Evet kaybetti, tamam çok güzel. Böyle bir şeyin arkasına saklandığımızda izimizi kaybediyor buradan. Ha bu ne? Şu şerefsiz bir tekrar eski yerine giderse hala bana mı geliyor bu? Koşmamla alakası var mı peki beni görüp görmemesinin? Ne dersiniz? Tamam bir dakika, bir planım var. Bir planım var. Çok hızlı olmadığı için atlatacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan şunu bir alayım. Tamam mı? Tamam sigortayı kopardık. Şimdi bir dakika. Bak. Bunlar korkudan detonedir arkadaşlar bunlar. Bunlara yapacak bir şey yok. Gider misin? Sesi hemen duyuyor anladığım kadarıyla. Hani koşmama bile gerek yok. Ama şu an oradan gitmezse işimiz bir tık sıkıntı. Şöyle genişten almaya çalışsam. Lan eğildiğimizde de ne kadar yavaşız. Kaplumbağa gibiyim ya. Çok uzaktan da duymuyorsunuz herhalde. Şu an mesela kalktım arkadaşlar. Tamam şöyle genişten genişten genişten. Koştuk koştuk.
Bu ne oldu? Bug'a mı girdi? Bu kaldı öyle. Her ne bok olduysa olsun bizim için iyi. Bizim için iyi. Hah, tamam şimdi bak burada bir sigorta bulduk, tamam mı? Son parçayı buna takıp bunu çalıştırdık. Okey. Peki buradan ne yapacağız? Beni götürsün mü bu hocam? Hah, ne verdin bana? Bunu aldık, çok güzel. Peki bununla nereye gideceğiz? Muhtemelen şuraya gideceğiz. Hazır ayı olayı bug'a girmişken halledeyim arkadaşlar. Buraları zaten yeterince korktum ve yiyeceğimiz jumpscare'leri yedik. Burayı da aç hocam. Hadi bismillah. Anam. Öldü mü lan o gözümün önünde? Ne oldu ona? Ay, verdiği eve bak, verdiği eve ve. Alo? Buna çok bulaşmayalım arkadaşlar. Hiç normal gelmedi gözüme çünkü. Şuradan beni aşağı... Ha, okey. Aşağı gitmek yasak. Sanırım canavara trap kuracağım. İp dedi, ipi aldık. İpi aldık da canavar uyandı, canavar. Oğlum bu canavar... Bunun anası mı ya? Oğlum nerede bir şeycem? Oğlum bir şeycem, anneyi mi yiyor lan o? Ana avradını bismillahirrahmanirrahim. Kesin buradan bir şey alacağım. Kesin buradan bir şey alacağım arkadaşlar. Normal değil yani şu an beni buraya sokması normal değil yani. Yine öldürecek buna gidersem diye korkuyorum. Peki aşağı gidebiliyor muyum ben hala? Aşağı yine... Ha, aşağı yine beni göndermiyor. Tamam. O zaman geriye tek bir çare kalıyor arkadaşlar. Bizi duyuyor mu, görüyor mu, ne almam gerekiyor onu da kaçırdığım için salak gibi kaldım, ne yalan söyleyeyim. Onun o, bu ne lan? Birini yemiş, burada da şireye yemiş herhalde. O nasıl bir ayak, anasını satayım. Of, çok gerildim. Çok gerildim. Ne olur bir an önce lanet olası oyun bitsin. Oğlum buna yaklaşırsam buna ne yapıyor ya? Tamam, anladık. Allah razı olsun. Kolay gelsin abla. Aa, bunu açabiliyor muymuşum lan? Bunlar ne, haber mi okuyacağım yani şu an haber okumamı mı istiyorsun benden ya? Bunlarla işim yok benim. Bana canavarı yakalamam için şeyi ver. Bak altta da birini yemiş, görüyor musun? Altta da birini yemiş. Bayağı da yemiş çocuğu ya. Ablacım sen orada sessiz sessiz kal. Ben bulmam gereken şeyi inan ki bulacağım. Hemen gideceğim. Seni hiç rahatsız etmeden inan ki hemen. Abla buldum. Cesedin yerine mi geçsem, ne yapsam oğlum, buradan nasıl kurtulabilirim? Oyunda zıplama mekaniği falan da yok zaten. Elbet gider mi bu? Feneri kapatıp geçsem, bunu ışıkla mı alakası var, bunun neyle alakası var anlamadım ki. Bu nasıl bir banyo? Bu nasıl çirkin pis bir banyo ya? Bismillahirrahmanirrahim. Her kapı çıkışı bizler için büyük tehlike arkadaşlar. Şurayı mı dedin yoksa? Ha, burayı demiş olabilir. Ha, burayı demiş. Okey okey. Öbür taraf kendi odası değil ki. Oğlum bitmiş ol, ne olur lan. 3 saat sonra hadi bakalım. Cutscene'ler yok değil mi? Hani ben siyah ekranda kalıyorum çünkü cutscene varsa eğer. Hiç hoş değil. Bir daha uyuyamıyor muyum bir daha ya? Yedi. Birisini yedi. Heh. Anneyi gömdü. Canavar anneyi gömdü usta. Ya bu çocuk şizofren, bir şey diyeyim mi size? Yemin ediyorum bu çocuk şizofren. Boşa uğraşıyorsun şu an. Bak ben teşhisi koydum ha. Kanka cutscene'lere uğraşmamak için sadece ses mi koydun? Ne yaptın? Hani bir iki bir şey göstereydin bize ya. Buraya niye giremiyor? Delireceğim, bir de şöyle oyunlarda bulmaca oluyor ya hani. Oğlum ne oluyor lan? Sanki her şey normalmiş gibi, bir de bulmaca derken ağlarken bulmam tam ilginçti de. Böyle oyunlara bulmaca eklemeyin ya. Az kaldı arkadaşlar, az az az, tamam. Sanırım buradan anladığımız kadarıyla da oyun... Ne oluyor amına kodumun çocuğu ya? Smeagol gibi geldi pezevenk ya. Arkadaşlar arkana bakma koş diyor. Hadi. Abla. Allah'ını seviyorsan yapma. Deli ettin beni, deli. Allah'ını seviyorsan yapma. Hah, yine kilitledi bize buraya. Bu salakları koydu buraya. Yine anahtarları mı var? Neyleri var? Şuraya açayım mı açayım? Sığmaz mıyım şuraya? İkiye düşürdük ama yine yolumu kapattılar. Bunu okuyup okuyup sizi iteyim. Ne diyorsunuz? Hemen deneyelim. Ha, bir şey. Ha, okey.
belası şerefsiz ya. Hocam ayıp oluyor ama ha. Arkadaşlar buralara bir şeyler bırakmış. Oğlum senden artık korkmuyorum lan. Nasıl koydum dışarıda ha? Luna Park'ta nasıl koydum kafana? Bir dodge'ladım arkadaşlar bu şerefsizi. Starbucks burada unutulmuş bu arada. Game of Thrones çekim hatası gibi kalmış bak, onu alın oradan. Tabi oralarda hikayeyi anlatıyor da. Ne oldu? Ha hadi. Seçim mi yaptırıyor anlamadım. 3 tane işaret geldi. Hatta şunun kafaya da bakarsak 4, şunun sırtına bakarsak 5. Bir şey diyeceğim, bu kağıtta bu sembollerle ilgili bir şey var mı? Var. Okey, sanırım çözdüm. Haç işaretli olan diyor. Şu. Tamam, galiba çözdük arkadaşlar. Sonra Illuminati işareti. Ha şu. Tamam. Sonra şey. Şu. Tamam. Ondan sonra yine haç işareti. Şu mal. Çok iyi. Sonra. Aa oymuş, çok güzel. Şimdi şu saçma işaret. Bir yerde bu şerefsiz yapacağı belliydi. Bu ve bu. Çok iyi. Aa! Ben miyim lan bu? Kanka pek de bir mutlu gözüküyor, hayırdır? Başardık mı acaba? Yani tam olarak. Bir nur indi şu an yüzüme de onu. Bak bu yapımcı her zaman çok güvenirim. Çok güzel oyunlar yapar. Bu oyun da çok güzeldi. Gerilim olsun, kovalamacası olsun. Fakat... Evet, bir dakika arkadaşlar. Ha, yine dediğim gibi şizofrenlikle ilgili bir şey muhtemelen. Fakat seslendirme yapmamışlar, cutscene eklememişler falan derken çok basite kaçılmış oyun. Ama beğendim yani, oyun korkuttu, ürküttü, onda hiçbir sıkıntı yok. Ses efektleri olsun, oynanış olsun falan. Tebrik ediyoruz yapımcımızı. Yine güven verdi firma, yani bu firmadan çok zor kötü oyun çıkar. Korku oyunlarını çok iyi yapıyorlar ama dediğim eksiklikler vardı. Her neyse, çok büyük bir firma olmamasına bağlıyorum onu da. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Ben çok gerildim, bir o kadar da hoşuma gitti. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.